Ay günaydın. Tüm Türkiye onun kim olduğunu merak ediyor. Sık sık arama motorlarında Ay günaydın kimdir sorularıyla karşılaşılıyor. Peki gerçekten kimdir bu Ay günaydın? Ay günaydın aslında çok eskiden beri televizyon ekranlarında olan bir isim. Ama onu herkes Sabancı Holding'in genç sahibi Hakan Sabancı ile aralarında olan mesajları ifşalamasıyla tanımıştı. Ay günaydın'ın Hakan Sabancı'yı ifşalama konusuna gelmeden size onunla ilgili bazı bilgiler verelim. Bu kız nerede doğdu, kaç yaşında, memleketi neresi, annesi kim, babası kim, hangi okulda okumuş, yani Sabancı ailesini hedef alan bu kız hayatımıza nasıl girmiş? Hep birlikte bir göz atalım. Ay günaydın 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı üzerine tamamlayan Ay günaydın, ekranlarla ilk olarak Mustafa Ceceli'nin Şeker şarkısının klibinde oynayarak tanıştı. Ekranlarda olmanın tadını almıştı bir kere Ay günaydın. Daha sonra Bu Tarz Benim yarışmasına katılarak moda alanındaki hünerlerini sergiledi. Bu Tarz Benim ve Gardırop Savaşları gibi yarışmalarda ekrana çıktıktan sonra oyunculuğa merak salan ve Bay Yanlış, İnadına Aşk, Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Ay günaydın'ın en büyük ses getiren olayına geçiyoruz şimdi. Hakan Sabancı'yı ifşaladı. Bir dönem adı Sabancı Holding'in varisi olan yakışıklı mı yakışıklı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı için sık sık duyulan Ay günaydın, bir ayrılık gününde Hakan Sabancı'nın başka kızların fotoğraflarını beğendiğini görüp kıskançlık krizine girmiş ve Hakan Sabancı'nın kızlarla olan mesajlarını ifşalamıştı. Ve ne olduysa Ay günaydın'ın Hakan Sabancı'yı ifşaladığı bu görüntüler sonrasında oldu. Ay günaydın artık magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biriydi. Yolla, yolla kaderim yolla, linçleri bana yolla, ne de olsa dert küpüyüm ya ben. Durma. Artık sık sık magazinde adı yer alıyor, sık sık magazin programlarına konuk oluyordu. Şimdi sizlere kendisi hakkında yorum yapan Seren Serengil ve Arto'yu adeta topa tutan Ay günaydın'ın o paylaşımlarını izleteceğiz. İşe giderken bir tane fanım atmış bana. Beyaz TV'de şu an hakkımda konuşuyorlarmış. İki tane kakalak, bir tane de neydiği belirsiz. Ya... Abi götünüzden element uydura uydura bir hal oldunuz. Ben kalkıp ne yapmışım? Hakan çıplak fotoğraflarını kalkıp el aleme atıyormuş, erkeklere atıyormuş de. Benim ağzımdan böyle bir şey çıktı mı ya? Siz işsiz misiniz ya? Ulan sizi kim kalktı da o televizyonun başına koydular ya? Yani sen bir kere git yüzündeki botoksları bir düzelt, tamam mı? Uzaylı gibi bakıyorsun böyle, tamam mı? Benim hakkımda da ileri geri konuşuyorsun. Yemin ediyorum hepinizle uğraşırım. Benim canımı sıkmayın. Benim canımı sıkmayın diyor Ay günaydın bu açıklamasında. Ve aynı zamanda Hakan Sabancı hakkında çıkan iddiaları da yalanlıyor. Hadi ben çok zengin bir ailenin kızı değilim. Hadi ben orta halliyim. Bana böyle sallamaya bir tarafların yiyor. Ulan sen hangi cüretle Sabancı ailesinin oğlunu geç sıfatıyla adlandırmaya çalışıyorsun ya? Sen onlardan da mı korkmuyorsun ya? Senin amacın ne ya? Artık her açıklaması olay oluyor, her açıklaması gündem oluyordu Ay günaydın'ın. Daha sonra yayınladığı bir videoda Hakan Sabancı'yı ve Türk halkını bu sözlerle topa tutmuştu. Alın o gavatı da, tamam mı? Kız arkadaşına eski olsun yeni olsun bu şekilde söylenmesine susabilecek kadar ataleti olan, o kadar yani boş, hiçbir şeye faydası olmayan bir insan uğruna bana bunları yaşatıyorsunuz ya, alın başınıza çalın ya. Ondan da ne adam olur ne baba olur, hiçbir bok olmaz.
Hiçbirinize de yardım etmiyorum, tamam mı? Hiç kimseye kitap falan da göndermiyorum. Hiç kimseye de istihdam falan sağlamıyorum, tamam mı, bu saatten sonra? Çünkü siz Türk toplumu olarak gerçekten inanılmaz derecede insanların mutluluklarını kıskanan ve şerefsiz bir milletsiniz, tamam mı? Nefret ediyorum sizden, tamam mı? Vatandaşlığımı da mümkün olduğu en kısa süre zarfında iptal ediyorum, tamam mı? Allah hepinizin belasını ver. Zaman geçtikçe Aygün Aydın'ın açıklamaları iyice sivrileşmeye başladı. 1995 doğumlu Aygün Aydın en son yaptığı paylaşımda da Hakan Sabancı'ya bazı göndermeler yaptı. Şey demişler, Hakan'ın adını ağzına almıyorsun. Hadi biraz ağzımı alayım da. Şey, magazin para kazansın. Hakkoş fotoğraf atmışsın değilim. Çok tatlı olmuş. Hemen biraz efektleri arttırmışsın. Çocuğu etkiliyorum bak. Benim yüzümden bu efektleri arttırdı. Hep rengarenk kullanıyorum ya fotoğraflarımı. Ama fark ettiğim farklı bir detay var. Kilo mu aldın sen? Artık siz koş değil misin ben? Biraz sakalı çıkmış. Keşke burada olsaydı. Hakan gelsene buraya. Şimdi birkaç bir şey denemek istiyorum. Açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor Aygün Aydın'ın ve tek suçunun Hakan Sabancı'ya güvenmek olduğunu söylüyor. Sizin yalakalık mı yapıyorsunuz keratalar sizi? Hesaplaşırız gün gelir, merak etmeyin. Bu arada Hakan'a acımayın, yani acınacak bir tarafı yok onun. Sonuçta şimdiye kadar aldığı bütün ahlar bir gün toplanıp ona bela olacaktı tabii ki de. Benim suçum ona güvenip inanıp onu sevmek. Onun suçlarının cezası ise benim. Hüküm verildi. Müebbet. Şaka şaka. Ne müebbet ya, ömür boyu onunla mı uğraşacağım?